Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ABK deneme diye bir hesap açtım ve aynı zamanda bir ittifak kurdum arkadaşlar. Hemen ittifakımı göstereyim sizlere. Beklerim, gelmek isteyen herkese kapım açık. Kapımız açık daha doğrusu. Hiperon diye bir ittifak kurdum arkadaşlar ve ittifakın adı A, ünlem B, ünlem K tabii ki. Benimle birlikte sizler de gelişmek istiyorsanız ittifakıma beklerim arkadaşlar. Seviyenizin yüksek olduğuna güvenmeyin. Hemen ittifakımız yükselebilir ya da ittifak bir anda yükselebilir. Yani herkese kapımız açık arkadaşlar. Böyle ayrım yapmaksızın, derecesine işte bakmaksızın herkese kapımız açık. Oyunu bizimle beraber oynamak isteyen herkesi bekliyoruz. Tabii bu ittifakı ve bu hesabı neden kurdum? Hemen onu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi hikayeleri oynuyoruz. Benim demek istediğim şu arkadaşlar. Etkinlik macerasını oynamayın. Etkinlik macerasına boşuna enerjinizi harcamayın. Enerjinizi hikayelerde harcayın. Ve aynı zamanda XP, yani acemi güçlendirmesi %30. Ne demek yani? Seviyenizi hızlı şekilde atmanızı, yani seviyenizi hızlı şekilde ilerletmenizi sağlayacak bir ne diyelim, XP'ye bir etkinleştirilmiş güçlendirme diyelim. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Tabii açtım ben. Oynuyorum falan böyle, 6 seviye olduktan sonra bildiğiniz gibi kabam domuz yılı takvim işte kartlar vesaire vesaire dağıtıyor. 6. seviye oldum, bir baktım bana kartlar geldi, hemen kartları gönderdim. Yalan yok lan. Vallahi yalan yok. Hiç itiraf ediyorum. 3 ya da 4 hesap açtım. Hemen ilk 6 seviye atlayıp gelen kartları direkt olarak hesabıma aktardım. Buradan gelen kredileri de hemen ana hesabıma enerji takviyesi olarak gönderiyorum arkadaşlar. Yani bir iki tane bu şekilde yan hesabımızın olması iyi bir şey, kötü bir şey değil. Oynamasak da kalsın, ne olacak, illa oynayacağız diye bir şey yok. Ve şöyle bir şey var, oynuyordum. Bir ittifaka katıldığım için ittifak katılım ödülü olarak bana premium kristali gönderdi ve premium kristali açar açmaz hayalet verdi. Şaka gibi ana hesabıma bile hayaleti yeni almıştım ben. Yani o da arenadan aldım. Çıkmadı bana. Arenadan aldım. Sonradan çıktı ve kopyaladım. Hayalet prestij bakımından, yani prestiji bir kenara bırakalım. Abi mükemmel bir saldırı karakteri arkadaşlar. Bakın. Kasılıp vurduğumuzda zalimlik, hiddet, geri çekildiğinde boyut atlama, yani üstüne gelinen bütün zehir, kanama vesaire, tam bilmiyorum ama yani incelememiz lazım. Bildiğim kadarıyla konuşuyorum. Zehir vesaire hepsini arkadaşlar zart diye böyle, zart diyorum, zort diye pat diye şeye çeviriyor. Böyle isabete falan boyut atlayarak. Yani onları geçtik. Hikayeleri oynayarak seviye atlayın arkadaşlar. Bakın şimdi hızlıca oynuyorum. Şu anda seviyem 7. Ve ustalık dizilimi, oyuna ilk başladığınızda ustalık dizilimi nasıl olmalı, onu da göstereceğim sizlere. Yani neye ustalık versek daha karlı, daha avantajlı. Şu an için bizim için uygun olan ittifak, daha doğrusu uygun olan ittifaktan ziyade uygun olan ustalık. Zaten ittifaka, şu anda hangi ittifaka katılmak isteseniz kolay kolay sizi bu seviyelerde almazlar. Ve oyuncu seviyemiz yükselme 8 oldu. Seviyemiz 8 oldu. Bir seviye daha atlayıp o şekilde videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Tabi bu arada yapılan yorumlar olsun vesaire, hepsi hakkında genel bir konuşma daha yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi hikaye maceralarını önemseyerek oynayın. Bu tür seviyesi düşük olan, seviyesi 30 ve aşağısı olan, 30-45 arası olan arkadaşlarımız hikaye maceralarına daha öncelik verirlerse
ve 30-45 arası seviyeye sahip arkadaşlarımız daha iyi bir ittifakta oynarlarsa kendileri açısından daha ilerleme kat edecek, yol kat edecek bir duruma gelebilirler. Ve şunu söylemek istiyorum. Şimdi kristal açımı taktiği falan fistan veriyoruz da şimdi biz bu kristalleri nereden bulacağız? O değil de şimdi ben bu hesabı yeni açtım. Hani normalde domuz yılı takviminden dolayı bize bir 8 tane, ayrıyeten de 2 tane büyük kırmızı veriyor ya kart. O büyük kırmızı kartı açtım arkadaşlar, 888 5 yıldız kahraman kristali parçası verdi. Ana hesabımda açtım, altın verdi. Şaka gibi ya. Pardon, altın diyorum. Premium verdi. Yani adamı... Şimdi ben bu hesabı açtığıma bir yandan pişman oldum. Niye? Seviye 6'ydım galiba. Premium'u açtım. Seviye 6'da açtım. Ulan 4 yıldız verdi. Yani zoruma gitti açıkçası. Anasını harbiden satayım. Vallahi zoruma gitti ya. Adam cinnet geçiriyorlar. Bir anda var ya, oyundan soğudum. Hemen kapattım anında, böyle kapattım ana hesabıma, bir geçiş yaptım oradan. 3-4 saat kendime gelemedim böyle. Şey olur ya, hesabıma bakıyorum. Hiperonumuz var 5.65 full kopya ama o hesaba 4 yıldız çıktı, canım acıdı ya. Vallahi böyle bir içime oturdu, dedim ulan o kadar oynuyorum. Yan hesabı açtım, 1 saat oynadık. Lan gelen kahramana bak. Ve 6 seviye hemen oldum arkadaşlar, böyle 45 dakika falan sürdü herhal 6 seviye olma. Dediğim gibi 3 ya da 4 hesap açtım. Deneme 1, 2, 3, 4 diye. Hemen onlardan gelen zarfları çatır çatır gönderdim ana hesaba. Buradan gelen kredilerle diritmeleri aldım. Diritmeleri gönderdim. Hediye gönderme açıkken pataküte. Hiç affetmeksizin bütün hediyeleri alıp ana hesaba gönderiyorum. Kabam. Sağ olsun. Allah Allah. Saydıracak yine bize ha. Vermedi kardeşim. Güzel karakterler vermiyor ana hesaba. Yan hesabı açtık. Yemin ediyorum. Premium'dan 4 yıldız verdi. İyi oldu. Bundan sonra vermesin. İstemiyorum. Olur da prestiji yüksek karakterler verirse. Ya çıldırtır bizi ya. Blade'i verdiğini düşünsenize arkadaşlar. Daha yeni bir hesap. Seviye 10 premium açıyorum. Blade çıkıyor. Flash. O zaman var ya, gel de çıldırma. Bu arada Blade kristali de Aren kristal mahzenine gelecek. O günü dört gözle bekliyorum sizlerle beraber. Blade kristali açacağım arkadaşlar. Merak ediyorum, acaba Blade çıkacak mı? %20 bir şans var. Abi Blade çıkabilir bak. Blade'den de soğudum ha, yemin ederim. Niye diye soracaksınız. Elimde 4 yıldız vardı, elim durmadı, gittim uyandırdım onu. Lan niye uyandırıyorsun? Bekle biraz kanki. Niye uyandırıyorsun? Uyandırdım. 5.50 de attım. Atmaz olaydım. Attım ama 5.50 de attım. Oynuyorum. Sanki ustalıktan mıdır nedir? 5 darbede 1 ya da 2 kritik darbe vuruyor ve sinirimi bozuyor arkadaşlar. Olmayacak iş yani. Bu arada hikayeyi oynamaya devam ediyoruz. Adoptoid, nerelerdesin be sen? Görmeyeli yıllar oldu ya. Özlettin kendini Adoptoid. Şu anda siperi açamam. En az 9 seviye ustalık istiyor diye biliyorum. Yine de sizlere göstereceğim. Birazcık bu hikayeyi oynayalım, bitirelim. Seviye atladık bu arada. 9. seviyeden sonra ustalık bölümüne gidelim. Uygun olan ustalığı kendimize ayarlayalım. Yani bu seviyede bize uygun olacak ustalık saldırı siperdir arkadaşlar. Kaçışa hiç gerek yok. Zaten oyuncuların, gelen rakiplerin güçleri belli. Derecesi, rütbesi, seviyesi belli. Acaba enerji alsam mı? Şimdi XP vesaire. Ustalık, evet. Ustalığa geldik. Gördüğünüz gibi saldırıya falan verdim. Evet, siper seviye 9 istiyor arkadaşlar. Sizlerin de görmenizi istiyorum. Siper seviye 9 istiyor ve siper için seviyemizi 9 yapacağız. Sonra gelip burada elimizde bulunan bir ustalığımızı da sipere vereceğiz arkadaşlar. Hemen hikayemizde kaldığımız yerden devam edelim.
Enerjimizi alalım. Gel bakalım ne kadar durağan anlatıyorum. Öyle değil mi? Hayalet. Evet, Casper olsun lan bunun adı. Casper. Ama kel mi lan bu? Kel de kel abi ya. Bakınca oradan saçı yok, bir şey yok. Titriyor anasını satayım. Adeta aşk, rakibe ne diyor biliyor musun? Kasıldığında böyle kasılıyorsun ya, vuracaksın. Bakın şimdi birazdan yapayım onu. Yani bak, fırtınaya yapalım. Fırtınaya ne diyor biliyor musunuz kasıldığı zaman? Sizce ne diyor? Bakın şimdi bak. Bak. Titrettin diyor. Titrettin beni. Oo arkadaş, iki tane hiddet açtı. Saldırı açtı arkadaşlar. Saldırı, hiddet farklı şeyler mi? Saldırı farklı, hiddet farklı herhalde. Vay be, böyle bir enerjim düşük, uykumuz geliyor ya. Bu uyuz uyuz oynayınca var ya, rakipler de güçsüz olunca. Yani bir amaç uğruna oynadığın zaman, mesela şu an amacım hızlı hızlı seviye atlamak. Hikaye maceralarında bazı karakterlere karşı nasıl dövüştüğümüzü göstermek, daha doğrusu nasıl geçtiğimi göstermek istiyorum. Siperi saldırıya açtık, bir de kaçışı açarsak bundan sonra elimiz tutulmaz. 4 yıldızımız da var. Onu da 3.30 atarsak Maestro'ya kadar yolumuz var arkadaşlar. Yani bizi tutan aşk olsun. Bu arada yapılan yorumları okuyorum da arkadaşlar. Atılan mesajlar var oyun içerisinde. Onlara cevap veremeyebilirim. Bu yüzden sizlerden hani beni anlamanızı istiyorum. Neden? Abi düşünsene. Abi sana bir sorun var demiş. O soruna işte o soru gibi, senin söylediğin gibi 50 kişi oradan YouTube'dan ayrı mesajlar gelmeler. Toplamda işte 100 mesaj gelse günde, hesap edin arkadaşlar hangi birine yetişeyim. WhatsApp'a zaten bakamıyorum. WhatsApp almış başını gidiyor anasını satayım. Çift taraflı sığı cesareti açtığımdan dolayı hikaye macera, evet, seviyemiz 9 oldu. 9 oldu çok şükür. Hemen ustalık bölümüne gidelim. Siperimizi açalım. Neredesin ustalık? Evet, mesajlara cevap veremiyorum. Buradan cevap vereyim. Bana övgü dolu mesajlar atan var. Onlara çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bazı karakterleri soran var. O karakterler hakkında da videolar çekeceğim inşallah. Vakti buldukça. Ondan sonra ne diyeyim diye düşünüyorum. Videonun sonlarına geliyoruz yavaş yavaş zaten. Diyecek bir şey kalmadı artık. İttifaka bekleriz arkadaşlar. İttifakımız hepinize açık. Şu dakikadan itibaren Hyperu Hyperon tantararon diye ittifakımıza bekleriz arkadaşlar. Seviye rütbenize bakmaksızın oyun hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kanalımıza abone olup videolara yorum yapmayı, beğeni atmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar.